takıma bir kez daha başarılar diyelim. Ama tabii ki futbolun, sonucun, sporun hiçbir anlam ifade etmediği üzücü günlerden birini yaşıyoruz. Hain terör saldırısı bugün Kayseri'de kendini gösterdi ve bütün millet olarak bir hayli üzüldük şehitlerimize. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz ve maç öncesinde de İstiklal Marşımızdan önce de hayatını kaybeden şehitlerimizin anısına bir saygı duruşunda bulunulacak burada Elazığ'da Atatürk Stadyumu'nda. İki takım arasında oynanan maçlarda Elazığ Spor'un Altın Ordu'ya kaybetmediğini görüyoruz. Karşılaşma başladı bu arada. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu sahada hiç kaybetmedi Elazığ Spor. Altın Ordu'ya ve iki takım arasındaki bakalım bu 90 dakikalık mücadeleden nasıl bir sonuç ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Büyük bir hata bu arada. Tom şimdi ortaya doğru çevirdi ama o bölgede hiçbir Elazığ Sporlu yok. Şimdi ceza yayına doğru bir pas. Altın Ordu etkili geldi ama müdahale yerinde. Tekrar bir şut. Altın Ordu için atak şansı devam ediyor ama Elazığ Spor topu kontrol etmeyi başardı. Sağ iyi kontrol etti. Yusuf Acer şimdi ortayı yaptı, üstüne gelmedi. Savunma, dönen top. Şut kalenin yanından dışarı gidiyor ama daha öncesinde maçın hakemi oyunu durduruyor ve bir serbest vuruş kararı var. Sayın seyirciler, Abdullah Yılmaz bir de sarı kart çıktı o bölgede. Mehmet Yiğit eğer yanlış görmediysem sarı kart gören oyuncu. Bir serbest vuruş kararı var. Tekrar izliyoruz. Evet. Burada bir elle oynama. Ceza yayının hemen solundan son derece. Şimdi hareketlenen Tom sağ kanatta. Çevudi ceza sahasına koşu yaptı. Tom ceza sahasında. Tom son çizgi. Orta. Çevudi gol pozisyonu. İnanılmaz bir gol kaçtı. Berk Yıldız. Elazığ Spor hata devam ediyor. Berk. Berk ortaya doğru çıkardı. Ve şu anda uzaklaştırıyor Emre. Gerçekten Elazığ Spor son derece önemli bir gol pozisyonu yakaladı ama topu alana gönderemedi Elazığ Spor. İleri uç elemanları Çevudi bir gol vuruşu yapamadı. Şimdi topu aldı Tom. Tom ortayı yapıyor. Kademeye giren Emre ve kafayla topu dışarı gönderdi. Az önceki pozisyon Tom ortayı yaptı ancak Çevudi dokunamadı. Yakın planda bir kez daha izliyoruz. Şimdi korner kullanıldı. Dönen top şut şansı bulabilir Elazığ Spor. Sağ kanada bir kez daha orta. Gol pozisyonu kalecide kalıyor. Erce kardeşler. Topu kontrol etti Erce. Aldı Sertaç. Sertaç şimdi penaltı noktasının solunu düşündü aslında. Uzaklaştıramıyor Hakan Bilgiç ve sonrasında Traore riske girmedi. Sağ kanada gönderdi Tom. Şimdi orta göğüs pası. Şut şansı dışarı gidiyor. Şut şansı Traore bu şansı buldu ve görev alanına dönüyor. Kullanmak üzere Hakan Bilgiç. Hakan. Bıraktı Tom. Durum 0-0. Hakan hareketlendi. Sağ tarafa doğru. Traore ceza sahasında. Ortayı yaptı Berk. Üst direkten geri geliyor. İnanılmaz bir gol kaçtı. Golün ağzından, kalenin ağzından daha doğrusu golü kaçırıyor Berk Yıldız. Çok ilginç bir pozisyondu. İzleyeceğiz tekrar ama sağ kanattan tekrar Hamidi Traore Yusuf karşısında. Traore bıraktı Tom. Orta arka tarafa doğru. Kafa vuruşu. Top boşta kaldı bir anda. Onur vuruyor ve top dışarı gidiyor. Offside bayrağı kalktı. Çevudi için offside bayrağı kalkıyor ama akıllarda az önceki pozisyon kaldı. Gerçekten son derece ilginç bir pozisyondu. Geçtiğimiz hafta sosyal medyada başka liglerde kalenin ağzından gol kaçırılan pozisyonlar yayınlanmıştı. İşte burada da bugün yaşandı bu. İşte bakın Berk'in kalenin ağzından sayın seyirciler kale alanında bomboş kale işte zaman zaman olabiliyor tabii. Bu gol vuruşu
direğe takıldı demek lazım. Berk'in önünde kaldı bu top, çıkmadı da dışarıya. Şimdi Mesut ortayı yaptı. Tom göğsüyle indiriyor ama bu Arif'e, hayır Arif'e değil, Kenan'a bir pas oldu. Mesut şimdi Mehmet Yiğit ileriye doğru. Topu takip eden Çevudi, Erce kardeşler. Hata. Mesut pasını verdi Çevudi. Sağ tarafa doğru isabetli bir pas ve Tom hareketlendi. Tom, Yusuf Acar onu karşıladı. Tom Çevudi'yi bekledi. Tom geliyor. Tom şimdi sol tarafa doğru. En arkadaki Berk vurdu ama savunmanın müdahalesi Emre'den top dışarı gidiyor. Yılmaz bu nedenle oyunu durdurdu ve şimdi Mehmet'in tedavisi yapılıyor sayın seyirciler. Özellikle böyle zeminde çok daha hassas olmak gerekiyor oyuncu sağlığı adına. Bayram Bektaş görüntüde. Diğer kulübede Hüseyin Eroğlu büyük bir dikkatle, işte Hüseyin Hoca da görüntüye geldi. Büyük bir dikkat çıkmıştı. Tom orta şansı arıyor. Pasını verdi ceza sahasına. Orta geldi Erce. Ve Kenan. Şimdi top Elazığ Spor'da. Kaleci Erce. 3 alabilir Abdullah Yılmaz. Kronometresini bir kez daha kontrol etti ve şu anda ilk yarı tamamlandı diyor Abdullah Yılmaz sayın seyirciler. İlk yarıda iki takım da gol bulamadı ve iki takım da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidiyor sayın seyirciler. İrtibat halinde ve şu anda ikinci yarı başlıyor. İkinci yarıda da iki takıma başarılar diliyoruz. Erdoğan da geliyor Altınordu. Bıraktı Kenan'a. Kenan ceza sahasına doğru. Kaleci Serdar. Sertaç içe doğru, ceza sahasına doğru, üstün ceza sahasında üstün ortayı yaptı. Savunma dokunuyor Mehmet Yiğit ve korner. Ceza sahasında 6 altın ordulu oyuncu var. Berk Yıldız savunmasına yardıma geldi. Top boşta kaldı bir anda. Bir vuruş savunmadan dönüyor. Erdoğan ve kaleci Serdar. Bu tarafa doğru Emre'nin arkasına. Şimdi sol kanattan geliyor sayın seyirciler Berk Yıldız'la. Elazığ Spor orta ceza sahasına son derece kritik bir müdahale Yusuf Abdü. Traore sağ kanada doğru. Yusuf Acer'in arkasına. Tom ceza sahasına girmek üzere. Tom pas veriyor son anda müdahale Sinan'dan. Onur geliyor. Onur Güney. Onur topu iyi taşıdı. Pası isabetsiz ve top oyun alanının dışı. Sayın seyirciler iki takımda da orta şansı Berk. Orta yaptı Çevudi ve kaleci Erce. Traore ortalana doğru gönderiyor. Mesut sol tarafta, Berk boş. Berk topu aldı. Berk Yıldız şimdi havalandırıyor. Savunmaya çarpan top Emre'den kornere gidiyor. Devam ediyor. Uzun mesafeli bir pas şimdi. Kaleci Erce çıktı. Mesut topu aldı. Erce'nin müdahalesi ceza sahasının dışında ama kale boş. Şimdi Onur ceza sahasına doğru. Top yandan dışarı gidiyor. Bir anda Elazığ Spor sayın seyirciler pozisyon bulabilirdi. Erce'nin zamanında müdahalesi, işte bakın burada son derece önemli bir müdahale. Mesut'un önünden top, Yusuf Acar yine yanında. Tom Yusuf Acar arasındaki ikili mücadele. Orta kalelere doğru gol pozisyonu, dışarı gidiyor top. Top dışarı gidiyor yine Berk Yıldız. İnanılmaz bir gol kaçıyor. Elazığ Spor 0 Altınordu 0, tekrar izliyoruz. Tom orta. Berk vuruyor, dışarı gidiyor top. İlk yarıda böyle bir pozisyonda yine kalenin hemen ağzında sayın seyirciler. Kaleye daha yakın bir noktadaydı ilk yarıdaki pozisyon. Berk vurmuş, top üst direkten geri gelmişti. Üstün topu aldı. Üstün sol tarafa doğru. Mehmet'in arkasına doğru. Erdoğan hareketlendi. Erdoğan ceza sahasına, ortası var ama son anda Mehmet ve korner. Ters tarafta Sertaç ve Abdülkadir hareketlenmiş. Tekrar Arif topu aldı. Arif yaptı ortayı ceza sahasına doğru. Erdoğan topun gelişine bir vuruş yapmayı düşünmüştü ama Sinan topa ayak koyunca Erdoğan altın orada etkili geldi. Erdoğan kaleye baktı, vurdu Serdar. Direğin dibinde kontrol ediyor. Oyun sürüyor bu arada. Sol tarafa doğru offside. Bayrak kalktı. Berk offside. Görüntüye geliyor Berk Yıldız. Hakan Bilgiç oyundan alınıyor ve 24 numaralı formayla, düzeltiyorum, Sertaç oyundan alınıyor. 24 numaralı formayla Barış Alıcı oyuna giriyor Altınordu'da. At. İleriye doğru gönderiyor. Çevudi. Uzaktan bir vuruş. Ve kaleci Erce'nin kontrolünde top dışarı gidiyor. Onur çıktı savunmadan. Traore. Traore kaleye baktı. Vurabilir. Açıyı buldu. Vurdu, yandan dışarı gidiyor top.
Hamidou Traore. Arkada da Cheudi. Cheudi ceza sahasına baktı. Hemen yanındaki Traore. Traore sağ tarafa doğru. Tom topu alıyor. Yusuf karşıladı. Tom kötü kullandı bu topu yine. Artık maçın hakeminde sayın seyirciler artı 3 de tamamlanmak üzere. Durum 0-0. Şimdi Erdoğan vurdu kaleye doğru. Üstten dışarıda top. Son atak şansını Altın Ordu kullandı ve Abdullah Yılmaz maçı bitiren düdüğü çaldı sayın seyirciler. Maçın sonucu Elazığ Spor 0, Altın Ordu 0.